Kanal 13 izleyicileri, ben Vefa Ferecova Ankara'dan Cebeci Asrı Mezarlığı'ndan canlı yayımızda sizleri salamlayıram. Bugünkü konağımız vəkil Tuğrul Yıldız'dır. Biz bugün təsadüfi olarak Məmmədəmin Rəsulzadənin Azərbaycan Respublikasının qurucusu, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucusunun məzarında təsadüfən görüşməmişik. Çünki bugün Tuğrul bəylə Türk sevdalısı, Azərbaycanı çox sevən, özəlliklə Məmmədəmin bəy Rəsulzadəyi sevən, onun ölüm və doğum günlərində, Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyət günündə, Respublika günündə xüsusilə də məzarına gəlib gül çiçəklə yad eləyən Türkiyəli jurnalist Aydın bəy Taşın müəmmalı ölümü ilə bağlı bugün Tuğrul bəylə söhbət edəcəyik. Tuğrul bəy Aydın bəyin yaxın arkadaşıdır, dostudur, yoldaşıdır, universitet yoldaşı, bir yerdə tələbəlik illəri olubdur və daha sonra da çox yaxın əlaqələrinə davam ediblər, dostluq əlaqələri davam etməkdədir. Bildirim ki, Aydın bəy Taş Qırım Haber Ajansının Türkiyə təmsilçiliyinin rəhbəri idi. Uzun illərdir qazeteciliklə məşğul idi. Bir müddətdə Azadlıq qazetinin Türkiyə təmsilçisi olaraq çalışmışdı. Yəni, Türk sevdalısı idi. Azərbaycanı dediyim kimi çox sevərdi və harda bir türk varsa onun səsi olmağa çalışmışdı. Amma əfsuslar olsun ki, avqustun 8-də bütün dostları, Aydın bəyi sevənlər onun acı xəbəri ilə üzüldülər. Belə ki, Aydın bəy Qırım Haber Ajansının ofisində ölü olaraq bulundu, tapıldı müəmmalı şəkildə. Hələ də onun ölümü şübhə doğurur dostları tərəfindən, asılmış olaraq və intihar edildiyi söylənilir. Tuğrul bəy, əvvəla təşəkkür edirik ki, bugün bizim canlı yayımızda qonağımız olduğunuz üçün Aydın bəylə bağlı onun xatirəsinə saygılarla, hörmətlərlə bugün yad eləyəcəyik. Amma eyni zamanda da Aydın bəyi izləyicilərimizə tanıtdıracaq, tanımayanlara tanıtdıracaq. Aydın bəy kim idi, ürəyində bu böyük türk sevdasını necə yerləşdirmişdi, nə zamandan başlamışdı bu türk sevdası və ümumiyyətlə onun ölümü dostları hələ də inanmır ki, o belə bir iş görər, yəni intihar edər, canına qıyar. Bax, istəyərdik ki, sizin dilinizdən Aydın bəyi tanıyaq və biraz keçmişə qayıdaq və ilk başda Aydın bəyin ölüm xəbəri ilə ilgili, intihar xəbəri ilə ilgili, yəni fikirlərinizi istəyərdik ki, Kanal 13 izləyicilərlə paylaşasınız. Mərhabalar, siz də evvelə hoş gəldiniz. Burada dediğiniz gibi təsadüf üzərinə bulunmuyoruz. Aydın bəyin, Aydın Taş'ın kaybı üzerine buradayız. Kendisi sizin de bahsettiğiniz gibi Mehmet'e karşı büyük bir hürmet duyardı her Türk gibi. Ama o daha fazla bir muhabbet beslerdi. Her fırsatta, gerekli günlerde buraya gelip çiçeğini bırakıp ve duasını edip giderdi. Aydın Bey'den bahsetmişken şunu atlamak olmaz. Aydın Bey evet bir gazeteciydi. İyi bir gazeteciydi. Ama mesleğini, gazeteciliğin, Türk dünyasının, nerede bir Türk varsa onun sesini duyurmak için kullandı. Bunun için çok uğraştı, çok mücadele etti. Mücadelesinde de muvaffak olduğunu düşünüyorum. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Tabii acısı bizim için çok taze, çok üzüldük. Şüphesiz insanların acısı geçecektir ama özlemi hiçbir zaman geçmeyecektir. Aydın Bey'in eksikliği her zaman hissedilecek, yeri de kolay kolay dolmayacaktır. Biz tabii onun bıraktığı yerden arkadaşları, dostları veya Türk dünyasına sevdalı olan insanlar birileri çıkıp bu işleri yapmaya mutlaka devam edeceklerdir. O da bu noktada bir meşale bırakmıştır, bir bayrak bırakmıştır. O bayrağı birileri de alıp taşımaya devam edecektir. Ben Aydın Bey'in üniversiteden arkadaşıyım. 1998 yılında tanıştık. Aynı menzil insanlarıydık. Aynı menzil insanları ikimiz de Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gitmiştik ama giderken birbirimizi tanımıyorduk. Orada tanıştık. Tabii ki bu tanışma bir tesadüf değildi. Az önce de söylediğim gibi aynı menzil insanlar olduğunuz için bir yerdeki biriniz bir şekilde birbirinize kesişiyorsunuz, tanıyorsunuz. Birbirimizi sevdik, saydık. Orada başka dostlarımız da oldu. Türkçü, Türk milliyetçisi. Dostlarımız da oldu. Orada Kuzey Kıbrıs Türklüğü için çok üniversitede yapabileceği kadar bir talebeydi en nihayetinde bizim gibi. Ama elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştı. Ne kadar
gücü varsa o gücü sonuna kadar kullanmaya çalıştı. Hatta talebeliğin belki keyfini de çıkartamadı. Çünkü talebeliğin güzel yanları da var. Hayata atılmadan önceki keyifli, bol vakitleriniz olduğu zamanlar. Bu boş vakitlerinde eğlenmek, gezmek, abi yani tabiriyle tozmak yerine hep memleket, Türklük için çalıştı. Onu harcadı. Şurasını önemli görüyorum mutlaka. Üniversite seçimleri Azerbaycan'da da var mıdır? Bilmiyorum, üniversitelerde seçim olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de böyle bir seçim oluyordu. O seçimlere öğrenci grupları giriyordu ve biz bir öğrenci grubu kurduk orada. Ciddi bir ekip, Türkçü bir ekip, milliyetçi bir ekip, bir grup kurduk. Grubun ismi de Ay Yıldız grubuydu. Grup 2000 yılında kuruldu ve şu anda hala aktif. Hala seçimlere giriyor ve her seçimi de kazanıyor. O grubun kurucularındandır Aydın ve Aydın grubun şeydir, isim babasıdır. Grubun ismi Ay Yıldız'dır ve Ay Yıldız olmasını o istemiştir, o önermiştir. Çok da isabetli olmuştur. Çünkü KKDC bayrağı da Ay Yıldız'dan ibaret. Türkiye bayrağı da Ay Yıldız'dan ibaret. İşte Azerbaycan bayrağımız Ay Yıldız'dan ibaret. Çok isabetli oldu. Hala da yaşıyor. O da Aydın Taş'ın bir eseridir. Biz arkadaşlar olarak işte Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bir irtibata geçip Aydın Taş'la ilgili orada ne yapılabilir? Belki bir konferans salonuna, belki oradaki bir gazetecilik bölümünde bir ders diye ismi verilebilir. Hatırası yaşatılabilir. Öyle girişimlerimiz olacak. Umarım onlardan sonuç alırız. Aydın benim vefat ettiğini söyledi. Haberi telefonda aldım. İşittim ama işitmek istemediğim için birkaç kez sordum. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen gibilerinden. Bir de şüpheli bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendisine astığı söylendi. Konduramadı tabii Aydın'a bunu. Ben de konduramadım. Hiç kimse konduramadı. Konuştuğumuz onu tanıyanlar, çalışma arkadaşları, benim tanıdıklarım, benim tanımadığım ama işte cenaze hasebiyle nedeniyle tanışmış olduğumuz insanlar, kimse Aydın Bey'in böyle bir şey yapacağını düşünmüyordu. Yani biz görüşürdük. Görüştüğümüz zamanlarda ben kendisiyle ilgili bu şekilde bir buhrani durum fark etmedim. Hiçbir arkadaş fark etmemiş. Gerek çalışma arkadaşları, dediğim gibi özel hayatındaki arkadaşlar. Hayatta mücadeleden vazgeçecek bir kimlikte, yapıda bir insan değildi. Şahsiyette bir insan değildi Aydın. Öyle ki haberciliğinde bile hep Türk dünyasındaki problemleri dünyaya yaymak için uğraştı ve problemlerle dertlendi, o dertleri içselleştirdi, kabul etti ve bunlarla mücadele etmeye çalıştı. O mücadelelerden kaçmayan, kendi özel hayatında şüphesiz sorunları vardır. Çünkü herkesin özel hayatında sorun vardır. Kimse sorunsuz değildir diye düşünüyorum ama hiçbir zaman sorundan kaçan bir insan olmadı ki. Aydın her zaman sorumlulukların üzerine giderdi. Babasının vefatı olmuştu. Babasının vefatına tabii ki her insan gibi, her evlat gibi babasının kaybına üzüldü. Ancak şunun çok net farkındaydı. Hani arkadaşlar, sorumluluğum arttı artık. Yani babamdan kalan da bir eser var, miras var. Özellikle manevi kısmı var. Bu manevi eserlere ben son nefesime kadar sahip çıkacağım, mücadele edeceğim, koruyacağım, kollayacağım diyordu. Hatta bununla ilgili babasının 40'ında Facebook'ta yazı da yazmıştı. Bu imalde bir yazı da yazmıştı. Orada sayfa herkese açıktır diye düşünüyorum. Orada görülebilir. Bu karakterde, bu kişilikte ki Müslümanlığı da inancı da gayet yerindeydi. O 5 vakit namazı da kılıyordu, ben öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. Devam da ediyordu. Bu şekilde nefsine kayacağına, canına kayacağına biz ihtimal hiç vermedik. Olayda insanları şüphelendiren şeyler vardır. Mutlaka emniyet güçleri bunu araştırıyordur. Araştırılacaktır. Gerekli soruşturmalar yapılıyordur. Biz de mutlaka arkadaşları, dostları olarak takipçisi olacağız. Tabi buradaki takip sadece arkadaşlarına, dostlarına düşmüyor takip şeyi. Burada bir takip ödevi var. Neden böyle bir ödev var? Bu ödev bütün Türklere düşüyor. Yani Türkiye sevdalı olan, Türk milliyetçisi olan, Türkçü olan herkese bu ödev düşüyor. Hiç tanımayabilir, belki bir yerde yazısını okumuş olabilir, belki sosyal medyadan vefat haberini almış olabilir. İnsanlar bir şekilde, bir yerden bir şekilde takipçi olsunlar. Yani böyle üstü kapalı bir şekilde örtülüp bu olay sollandırılmasın. Çünkü Aydın öyle yapardı. Tanımadığı bir insan olsa, Türkçe de olsa mutlaka onun için bir şey yapmaya çalışırdı. Onun için mücadele etmeye çalışırdı. Yani küçük de olsa çorbada benim de tuzum olsun. Ben de yaptım, yapmadım demeyin, mücadeleden vazgeçtim demeyin derdi. Şüphesiz ki o yüzden dolayı Aydın bunu hak ediyor. Yani ismi Aydın'dı ve Türk dünyasının, Türklüğün aydınlık yarınları için mücadele ediyordu. Böyle bir arkadaşımızdı. Kaybı çok üzücü ama Aydın kimdir diye sorulduğunda tabii şunu da söylemek lazım ilk başta. İlayda ile Alper Tunga'nın babası. İyi bir eş, iyi bir dost. Çalışkan, disiplinli. Şüphesiz başka insanlarla da röportaj yapıldığında siz veya başka gazeteciler herkes aynı şeyi söyleyecektir onunla ilgili.
naiftir, insanları kırmaktan çekinir. Öyle altına geleni hemen ağzından çıkartmaz. Böyle kişilikte bir insandı. Ama dediğim gibi onun Türklük, ondan bize kalan miras, gerçi atalarımızdan kalan miras Türklük. Mirasımızı Aydın bizim katmerlendirdi, sorumluluğumuzu arttırdı. Tabii ki şurası önemli, onu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ya yani İlayda ile Alper Tunga'nın babasıydı. Biz de İlayda ile Alper Tunga'nın eminim ki Aydın gibi iyi bir insan, iyi bir arkadaş, iyi bir Türk milliyetçisi, yani özellikle Türkçe olacağını düşünüyoruz. Torun Bey, bak siz sözlerinizde xüsusilə evlatların adını çektiniz ki, yani çok yaxşı bir babaydı. Yani hele bir kız çocuğu babası, kız çocukları babalarına çok düşkün olurlar. Yani çocuklarına bu kadar düşkün olan bir insanın intihar etme gibi, yani xüsusilə də mücadilə vermiş, yani genç yaşlarından hazır ki zamana kadar, yani ölüm xəbərini alana kadar, yani belə bir ağır mücadilə vermiş bir insanın canına qıyması hələ də deyilənə görə, yani bu da bir fərziyyədir. Mən belə eşitmişəm. Sadəcə istəyirdim bunu sizdən də dəqiqləşdirim ki, babasından qalan miras yüzündən bir tartışma olmuş. Ona görə də biraz manevi olaraq ruh sağlığına təsir eləmiş. Ona görə bu addımı atıbdı, intihar addımını. Sizcə bu fərziyyənin, ehtimalın yeri var mı? Mümkün mü? Yani bir mal için, mülk için, miras için. Yani adam Turan davası, Türkçülük adına mücadele eden bir insan. Yani mal mülk için canına kıyar mı? İkinci sorunuzdan başlayayım. Yani miras konusuyla ilgili detaylı bir bilgim yok. Aydın bana hani mirasta bana şöyle haksızlık yapılıyor, böyle bir problem var gibilerinden bana bir şey sormadı. Ki avukat kimliğinden dolayı da danışabilirdi, bana sormadı. Orasını bilmiyorum ama olabilir, her ailede olabilir. Aydın'ın ailesinde de böyle bir şey olmuş olabilir, bilmiyorum. Ama böyle bir şey cereyan etmiş, gerçekleşmiş olsa bile Aydın bunun için hayattan vazgeçmez. Yani en basit matematik, tabii ki psikolog ya da psikiyatr değilim ama en basit matematikten, düz mantıkla baktığımız zaman bundan önce zaten miras yoktu ve hayatını kendi kazanıyordu. Mücadele ederek de kazanıyordu. Ne zorluklar yaşadı yani. Azerbaycan'a girmesi yasaklandı, belki bir ara biliyorsunuzdur. Gazetecilikle ilgili burada işte basın kartı alındı. O zamanlar zor zamanlar geçti. Çok buhranlı zamanlar, zor zamanlardı. Canı da çok sıkılmıştı, üzülmüştü. Ama o zaman hiçbir şeyden vazgeçmedi, devam etti. Kalan babasının merhum olmasından sonra kalan bir terekemeden, mirastan dolayı istediğini, arzu ettiğini veya hakkını alamadığını düşündüğü zaman kendisinden vazgeçecek değildir. Herhalde gider bunun hesabını karşı taraf, hakkını yenen kişilere sorardı diye düşünüyorum. Bana bu konuda hiç bahsetmedi. Aydın da öyle bir mizaçlı insan değildi. Paraya tenezzül edip hayatına istikamet çizen bir insan değildi. Çok farklı bir hayatı olurdu. Ne yazık ki Türk dünyasının sorunlarından biri, gerek bizim ülkemizde, gerek sizin ülkenizde, ne iş yapıyorsanız yapın, sıfatınızın, mesleğinizin başında ya bu Türkçü arkadaşınız, bu Türkçü gazeteci, bu Türkçü avukat, bu Türkçü gibi şey dedikleri zaman bu size bir fayda sağlamıyor, tam tersi sizi güdük bırakıyor. Bu güdüklük ekonomik olarak da size yansıyabiliyor. Yani Türkçü olmaktan vazgeçmemiş ve bunun sonuçlarında bazı zorluklar çekeceğini bile bile Türkçü olmuş bir insan. Bu bir hal durumu, bir hissiyat. Bu halinden, hissiyatından vazgeçmemiş insan gazeteciliği pek tabii çok daha kendisine rentable, para kazandıracak bir noktada getirebilirdi. Türk dünyası hasretleriyle değil de daha gazeteci değil ama böyle daha magazinsel, daha kolay, daha böyle rahat işlere yönelerek ve parası daha rahat işlere yönelerek yapabilirdi. Buna tenezzül etmemiş bir insan böyle bir konuda, böyle bir konunun olduğunu ben duymadım, işitmedim. Bana kimse işitmedim. Ne aileden duydum, ne başka bir yerden duydum. Konuşuluyor olabilir pek tabii, insanlar konuşur. Ama ben duymadım. Velev ki olduğunu düşünsek bile Aydın için bu nefsine kıyacak bir gerekçe olmazdı. İlk soruda da kızları var, kızı var, sonra oğlu var. Kız daha yetişkin. İki çocuğuna da çok düşkündü. Aydın kızına da çok düşkündü. İlayda'ya da çok düşkündü. Alper Tunga'ya da çok düşkündü. Onlardan vazgeçebilmesi hiç insana ihtimal getirmiyor ve düşkün, onlara bağlı. Yani insan hiç parasız da kalsa, borç içinde de olsa, çocukları varken mücadele eder diye düşünüyorum. Yani bir kere daha üzerinden geçiyorum, tekrar oluyor belki ama Aydın'ın
zaten şeyi ne derler, alameti farikası mücadeleci olmaz. Yani adamın özelliği, ben mücadele için geldim, mücadele edeceğim. Bunun için de yılmadan etmeden mücadele edeceğim. İşte yani buraya tek başına kaç kere geldiğini biliriz, bize de haber vermeden. Gelir, bir geleyim, bir duamı okuyayım. Bir olsun, bir unutmayayım, bir kendimi tazeleyeyim, belki yeri gelir. Yani bu tabii bir tapınmak anlamında sakın da yanlış anlamayın, bir Türklüğün tazelemek, belki manevi bir doygunluk sağlamak için gelen bir insan bu kadar kolay vazgeçeceğini hiç düşünmüyorum. Hani dünya malı için? Bilmiyorum yani, kafamda sesli düşünüyorum tabii ki, bu ihtimaldir. Ben miras malından, babamla ilgili bu durumdan kaynaklanan bir şeyle ilgili canıma kıymak istesem herhalde mezarında yapardım bunu. Millete de öyle mesaj verirdim, bilmiyorum. Yani tabii biz arkadaşımıza böyle bir şey konduramıyoruz. Biz takipçisi olacağız. Öyle gerçekler bir gün ortaya çıkacak. Ama tabii ki bu Aydın'ı kaybettiğimiz gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek. İlk önce evvela bu işin takipçisi olmak, sonra peşine düşen de Aydın inandığı değerlere, sahip çıktığı değerlere, zaten aynı menzilin yolcusuz, onlara daha sıkı tutunup onun hatırasını yaşatmak olacak. Bunu son derece hak eden bir arkadaşımızdı. Toru Bey, bir de bir mesele var. Aydın Bey'in intihar etmesini sizin kimi onu seven, tanıyan, yani uzun iller de, yani en kısa zamanda da bile tanıyan insanlar inanmır. Yani onun asıldığına birileri tərəfindən, o da bir ehtimaldır. Təbii ki, bir soruşturmaya təsir etmək istəməyiz. Çünki emniyyət güçləri tərəfindən qayıtlara intihar olaraq geçsə belə də hal-hazırda cinayət işi açılıbdır. Soruşturma aparılır. Amma ben Facebook üzərindən Aydın bəyin dostları tərəfindən edilən paylaşımlarda Aydın bəyin intihar xəbəri duyulmadan öncə İki nəfərin də asılı olaraq bulunduğu deyilir. Onlar da yine Kırımlı, Tatarlar. Onlar da mücadeleci, yani bilirsiniz Kırım'ın hazırki vəziyyəti, Ruslar tərəfindən ihlak olunması, yani bu ihlakiyə qarşı çıxanlardır. Yani onların da asılı bulunmasından sonra Aydın Bey'in də birileri tərəfindən, yani istihbarat, yani bu hangi ülkenin istihbaratı tarafından gerçekleştirilməsinə dair henüz səsləndirilən bir fikir yoxdur, amma bu da ehtimal olunur. Sizcə bu da bu ehtimal gerçək payı var mı? Yani tabii ki şübhəsiz ispat istiyor, amma sesli olarak çok konuşuyoruz dostlarımızla. Dediğim gibi bizim tanımadığımız ama Aydın tanıyan, orada tesadüfen tanıştığımız insanlarla da biraz Aydın tanıyan ve kıvrım konusundaki meselenin hassasiyetini bilen ve Aydın'ın yaptığı haberleri bilen, mutlaka bu haberler birilerini rahatsız ediyordu. Bilemem ama belki birilerine mesaj verilmeye çalışıldı. Kırım'da gene Kırım Milli Meclisi çerçevesinde aynı menzildeki olduğu söylenen, ben o şahısları tanımıyorum ama onlarla ilgili böyle konuşuluyor. Onlar da asılı bulunuyor. Onlardan da şüphe ediyorlar. Üzerine Aydın Bey'in, Aydın'ın böyle olduğu zaman insanın aklına soru işareti orta yerde kocaman bir şekilde doğuyor. O yüzden bu soru işareti kaldırılması, cevaplanması gerekiyor sorunun. Tabii ki olabilir. Yani bilmiyorum röportaj için uygun mudur ama Rusların tarihlerinde böyle olaylar olduğunu biliyoruz. Görüyoruz, zamanla bunlar ortaya çıkıyor, okuyoruz, işitiyoruz, görüyoruz. Yani Cancı katırlarını gerçi sesli seslendirmek biraz hani ihtimaldi diye hani birilerinin suç, ama yine de dediğiniz gibi Rus istihbaratı tarafından da gerçekleştirilme gibi bir ferziyeler var. Konuşuluyor, evet, düşünülüyor, insanın aklına geliyor, evet, benim de aklıma geliyor. Bir istinatta bulunmak değil bu akla gelmesi, ama insanın aklına gelebiliyor. Çünkü Fincancı katırlarını ürkütmüş olabilir Aydın. Öyle işleri severdi, ürkütmeyi severdi. Yani biri Türk'ün ayağına basıyorsa da o ayağa basardı. Aydın da gider o ayağa basardı. Buna da çekinmeden gözü kara bir şekilde yapardı. Gözü kara, bir insanın başına gelebilecek her ihtimal var. Biz olayı çok şüpheli görüyoruz. Kendisine, nefsine kıymasını konduramıyoruz, yakıştıramıyoruz ama bu şüpheler de orta yerde çok sıcak, çok canlı şekilde duruyor. Bunu mutlaka aydınlatılması lazım. Dediğim gibi emniyet güçleri şüphesiz bu konuda ilgileneceklerdir. Bu hassasiyetle de ilgileneceklerini düşünüyorum. Biz de takipçisi olacağız. Kırım'da anladığım kadarıyla yani oradaki Aydın Bey'i tanıyanlar da
bu kanaatin üzerine ciddi şekilde duruyorlar. Biz arkadaşlar üzerinde de duruyoruz, biz de duruyoruz. Tabii elinizde bir delil var mı derseniz pek tabii bir delil yok. Ama biz de bunun üzerine çok net duruyoruz. Kimse Aydın'la ilgili çok yakın zamanda görüşenler, etrafınlar hiç kimse bir işaret almıyor Aydın'da bir problem olduğunu. Yani dostlar, arkadaş, biz akranız. Birbirimizin çok sırrını biliriz, çok şey paylaşırız. Yani ortak dostlarımız var. Biri bana açar ya ben Aydın'ı iyi görmedim. Ya ben birine söylerim veya Aydın'ı kendisine söyleyebilirim. Ya bak sen sıkıntı var, iyi değilsin falan filan, gel bir konuşalım istiyorsan, bir şeyin varsa dertleşelim. Bir dertleşelim, bir paylaşalım. Bunu yapabilecek şey değil biz. Çünkü bu Türk coğrafyasının çoğu yerinde kader birliği yaptık evlat. KKTC adasında yaptık. Dolayısıyla ölümü çok iyi araştırılması lazım. İyi soruşturulması lazım. Bu ihtimaller üzerine ciddi ciddi durulması lazım. Yani böyle bir şey gerçekleşmiş olabilir. Ama dediğim gibi her ne şekilde olursa takipçisi olacağız. Aydın acısı, kaybı her zaman hissedeceğiz. Özlemin her zaman hissedeceğiz. Türk dünyası Aydın'ı her zaman arayacak. Ama yeni Aydınlar tabii ki her zaman yetişecek. Aydın da bunu da biliyordu. Yeni Aydınlar her zaman yetişecek. Şu noktada belki biraz vicdanımızı rahatlatmak adına bir şey söyleyebilirim Aydın'la ilgili. Biz hep konuşurduk, böyle dört tane K'mız vardı bizim. Kırım, Karabağ, Kerkük ve Kıbrıs, böyle sanki bir hilal gibi bir coğrafya, böyle bir şeyle çizdiğiniz zaman kalemle hilal gibi bir coğrafya. Bu coğrafyaların çoğunu gördü. Bu coğrafyaların dertleriyle dertlerine ve bu coğrafyaların sıkıntılarına, dertlerine ses oldu. Nefes olmaya çalıştı. Ömrünü bunlara vakfetti. Şey çok hoşumuza gitti. Güney Azerbaycan deriz biz. Aydın da öyle derdi. Güney Azerbaycan'da Traktör Sazi takımı. Aydın onun iyi bir taraftarıydı. Biz de taraftarıyız ama yani biz o takımı destekliyoruz, tutuyoruz. Aydın ama böyle takımın 11'ini sayar, şu şöyle der, bu böyle der. Çok detaylı bir, hani Türkiye'de gibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarı gibi konuya hakimdi, transferlerini falan bilirdi. Traktör Sazi'nin de şampiyonluğunu gördü. Yani belki o da bize bir nokta böyle bir teselli mi denir? Teskinlikti yani. Evet, bize bir noktada teskin ediyor. Karabağ gördü her şeyden önemlisi. Yani Karabağ, o da onun her Türk'ün olduğu gibi kendinin Türk olduğunu farkında olan ve Türk aidiyeti hisseden ve sadece Türklük değil, zulme karşı çıkan her insanın Karabağ'da bir itirazı olması gerekiyordu. Karabağ ile ilgili sorunun çözülmesi, Karabağ ile ilgili netice alınması, Aydın bunu gözü açıkken, hayattayken gördü. Bu da en azından dediğiniz gibi bir teskin oluyor bizim için. Zaten Karabağ'ın şeyden kurtulması, azat edilmesi, bir azatlığı alması çok önemli ama Aydın'ın bunu görmesi bizim için çok daha önemliydi. Önemli oldu yani. Önemliydi değil miydi? Önemli olacakmış. Bu yaşanacakmış. En azından bunları gördü yani. Uğraştığı, mücadelesi ettiği, neferi oldu. Onun gibi binlerce, belki milyonlarca neferiz. Yani gözü arkada kalmadan gitti. Gözü en azından bunları gördü. Bu güzel bir şeydi. Güzel bir şeydi. Yani haberde ben biliyorum şu haber, ne KKDC'nin kurtuluş kuruluşu, işte o bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantör devleti olarak yaptığı çıkartmayı atlardı. Ne Mehmet Bey'in doğum günü, ölüm günü, devleti kurduğu gün, bunları atlamazdı. Böyle bir arkadaşımız da disiplinliydi, çalışkandı. Velhasıl çok güzel bir insandı. Çok erken bir ayrılık oldu. Her ayrılık erkendir. Ama Aydın çok erken bir ayrılık oldu. Yani veda etmeden kimseyle bir... Kimseyle veda edemedi. Şimdi herkese sorsanız pişmanlıkları vardır. Benim de Aydın'a dair bir sürü pişmanlığım oldu. Cuma günü görüşecektim, bir şeye çağıracaktım. Dur sonra ararım falan filan diye bir şey erteledim. Ertelememek gerekiyormuş meğer. Keşke ertelemeseydik. Aydın da özel hayatında bir sürü şey ertelemiştir ama Türk dünyasında gazetecilik mesleğinde, mesleğin disiplin içerisinde davası adına hiçbir şey ertelediğini, yani kendinden ertelemiştir. Kendinden ödün vermiştir, taviz vermiştir. Belki sorunlara sebep olmuştur. Ama işiyle ilgili hiç taviz vermedi. Davasıyla ilgili hiç taviz vermedi. İşte o davası uğrunda da Aydın'ı kaybettik. Burada şu parantezi açayım, davası uğrundayken şöyle düşünülmesin. Tabii ki intihar üzerine duruluyor ama bir şüphe var. Bizim için de o şüphe çok ciddi bir şekilde kabul görmüş durumda bizim nazarımızda. Hangisi olursa olsun biz takipçisiyiz. İntihar olsa bile ben Aydın'ı bir Türkçülük, Turancık davasında bir şehit olarak görürüm.
Çünkü intihar bir buhran halidir, bir psikolojik durumdur, yıpranmak ister. Türk dünyası onu yıpratmıştır, Türk dünyasının sorunlarını yıpratmıştır. Uygurlara gözyaşı döküyorsunuz, Karabağ'a gözyaşı döküyorsunuz, işte Kırım Türklerine gözyaşı döküyorsunuz, İhlak'a gözyaşı döküyorsunuz, Kerkük'e gözyaşı döküyorsunuz. Bundan insanlar, Çin'de Uygurlara. Çin'de Uygurlara, işte Kaşgarlı Mahmud'un torunlarına gözyaşı döküyorsunuz. Bu sizde bir yara açar. Bu sizi bir üzer, bir sıkar, bir buhran yaratabilir. Eğer buysa gerçekten nefsine kıydıysa ve buysa, Aydın iki türlü de bizim nazarımızda şehittir. Yani Tanrı onu huzuruna şehit olarak kabul edecektir diye düşünüyorum. Yani o bizim için uçmağı vardı. Gittiği yerde de mutlaka iyi ağırlanacaktır, öyledir. Bu fikrimde bu var, aklımda bu var, bu işi göreceğim, evet, diyen bir insan. Yani günün birinde müemmalı bir şekilde ofiste ölü bulunur. Ve yanında da onun bildiğim kadarıyla bir veda mektubu mu neyse işte bir mektup tapılıptı. Biraz isteyerdim sizin azıcık da olsa bu barada bir malumatınız. Şeyi biliyorum net, Ukrayna'ya gitmeyi düşünüyordu. Gidecekti tabi Covid salgınından, pandemiden dolayı Ukrayna'da ikinci aşı istiyordu. Aydın ikinci aşı randevusunu da almıştı. Bildiğim kadarıyla ve yanlış hatırlamıyorsam pazartesi günü intihar olayı pazar günü gerçekleşti. 8 Ağustos'ta, 9 Ağustos'ta da aşı randevusu vardı. Oğlunun, oğlanın sünnet düğününe ilgili planlaması vardı. Dediğim gibi Ukrayna planlaması vardı. Yönettiği haber ajansıyla ilgili planlamalarını yapıyor. Yani hiçbir vazgeçmişlik yok, hayatı sıkı sıkı tutunuyor. Devam ediyor işinde, gücünde, özel hayatında da. Ailesinde de işte dediğim gibi çocuğun sünneti. Yegane evladının sünnet oyunu planlayan bir insan. Yani işiyle. Babasının mirasına sahip çıkacağım diyor, manevi mirasına gireceğim. Ben Facebook'ta böyle bir paylaşım elemişti değerli geydiler. Bunu yapıyor. Bir nottan bahsediliyor. Yani tamamen ezbere bilmiyorum notu. Aktarılanları ben size aktarayım. Notta ölümünden kimsenin suçlu olmadığına dair bir yazı olduğu söyleniyor. İkinci paragrafında gene hatırımda kaldığı kadarıyla bu ülkenin zorluklarından, bu ülkede yaşamaktan yorulduğundan, Türk milliyetçileriyle olan sisteminden bahsettiği söyleniyor ama biz Türk milliyetçilerine çok sitem ediyoruz, biz Türkiye çok sitem ediyoruz, hepimiz ediyoruzdur yeri geldiğinden. Ya arkadaş, biz bunu kendimize yaparsak başkası bize ne yapar? Ya biz bunda duyarsız kalırsak başkasından duyar nasıl bekleyebiliriz gibilerine bir sürü sistemimiz olmuştur. Memlekete dair de istenmelerimiz vardır, eleştirilerimiz vardır, olacaktır. Ama bu memleket daha iyi olsun, daha müreffeh olsun diyedir ve mücadele etmiştir. Aydın bu mücadeleyi yapmıştır. Bu sistemleri Aydın Üniversitede de yapıyordu. Üniversitenin hazırlığında, birinci sınıfında, ikinci sınıfında, mezuniyetinden sonra her zaman yapıyordu. Her zaman zaten o zaman mücadele etmez. Her şey dört dörtlük görseniz bir mücadele edecek bir şey yoktur ortada. Yani Azerbaycan Türkçesine nasıl deniyor bilmiyorum ama elinizi ensenize koyar, yan gelip yatardı. Hmm. Yani her şey yolunda görseydi. Zaten işleri yolunda görmeyen bir insan. Orası beni, yani orada gerçekten öyle yazıyorsa, orası beni çok kuşkulandırdı. Hiç yani Aydın'a tarzı değil yani. Yani orada, bir yakın dostu kim onun ağzından bu kelimeleri siz hiç baktın. Onun tarzı değil ya arkadaş, yeter, ben sıkıldım bu ülkeden. Tam sıkıldın diyelim. Oldu, böyle bir ruh hali geldi, sıkıldı, mücadeleden de vazgeçtin. Gider hayatını yaşarsın. Yani Ayvalık'ı çok severdi. Balıkesir'in bir ilçesi Ege'de, Adalar Denizi'nde bir ilçemiz. Çok güzel bir yer. Orada da evleri de orada var. Orada defin de oldu. Defin yeri de orası oldu zaten. Oraya gitti. İstirahatini orada yapıyor. Orayı çok severdi. Her şeyden vazgeçse hiçbir şey olmasa gider oraya yerleşirdi. Aileden bizde gurbetçi denir. Bir Almanya bağlantısı var. Vatandaşlığı var mıydı yok muydu bilmiyorum ama isterse Almanya'ya gidebilirdi. O standartlarda yaşardı. Başka standart değiştirdi. Hayat değiştirirdi. Ben kızdım, vazgeçtim, sıkıldım deyip canıma gıyıran. Sanki o çok şey böyle yani zorlama bir cümle gibi geliyor bana. Zorlama cümle gibi geliyor. Tabii ki bunu bilemem. %100 emin olma şansım. Ama Aydın'ı tanıyan bir insan kimi o kondurmursunuz ki. Yani o böyle şeyle. 20 sene olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Hı hı. Yani çeyrek asırdır bir insanı biraz tanınır diye düşünüyorum. Hiç öyle bir yazı kaleme alacak bir insan değil. Hiç öyle bir insan görmedim. İnşallah ki onun şöyle ölümüne de. Gece sohbet ederdik, gelirdi. Bazen benim başka bir yerde iş yerim varken, sohbetler ederken falan. Saat bir şey olur, bir de işine gider. Koşturur yani. Yapayım ya, kusura bakma der. Gider yani, hep koşturur, hep mücadele eder. Yani
niye vazgeçsin? Niye vazgeçsin? Yani mücadeleden vazgeçebilir de kendinden niye vazgeçsin? Yani mücadeleden vazgeçti. Yeter dedi. Bu kadar. Ben yoruldum. Kadar bundan sonrasında başkası koşsun bu yolu diyebilir ama vazgeçmezsiniz ki. Soluklanacağım dersiniz. Yolun kenarında bir banka oturursunuz yani. Vazgeçmezsiniz diye düşünüyorum. Aydın hiçbir zaman vazgeçmedi. Belki bizden ondan bize kalan yani bir laf bir şiar arasak böyle bir şey. İşte Aydın kimdi? Aydın vazgeçmeyen adamdı. Aydın bir Türkçüydü. Aydın güzel bir adamdı. Aydın iyi bir babaydı. İyi bir eşti. İyi bir dost. Kanal 13 olarak Aydın Bey'in ailesine, yakınlarına, sizin kimi dostlarına başsağlığı diləyirik. Ümid edirik ki soruşturma nəticəsində də hamımızın ağlını qurcalayan, hamımızın ağlında o soru işarəti var ki, Aydın bunu yapmazdı, Aydın canına qıymazdı sualına cavab tapacağıq. İnşallah bulacağız. Biz hala da inanmıyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şüphesiz takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz size de aziz kanal 13 izleyicileri. Bugünkü canlı yayınımızın qonağı Toğrul Yıldız idi. Aydın Bey'in yakın dostu, tələbə yoldaşı, özündə qeyd elədiyi kimi 23 illik dostluğu var. Aydın Bey'in xatirəsinə biz bugünkü yayınımızı həsr eləyirik və ən azından istədik ki, ölümü məmalı şəkildə dostlarını üzən bir şəxsi izləyicilərimizə tanıdaq. Türk sevdalısı olan şəxsin, bu cür dava adamı olan şəxsin müəmmalı ölümü ümid edirik ki, aydınlığa qovuşar və bir daha belə bir acı xəbərlərlə dostları, tanışları, onu sevənlər yəni üzülməz. Sizə də təşəkkür edirik Toğrul bəy. Bugün bizə zaman ayırdığınız üçün, qonağımız olduğunuz üçün, Aydın bəylə fikirlərinizi izləyicilərimizlə, bizlərlə bölüşdüyünüz üçün. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir hassasiyet gösterdiğiniz için çok mutluyum. Umarım da Aydın bir yerden de bizi görüyordur. O da mutludur. Bu bilinci hissettiğiniz için, buralara kadar geldiğiniz için hem hoş geldiniz hem de çok teşekkür ederim.